Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok güzel bir program yapacağız. Çok değerli arkadaşım, meslektaşım Özlem Özdemir'le kitabını konuşacağız. Cumhuriyet Işığında Söyleşiler kitabı. Ben size şöyle hemen de göstereyim sohbetimiz başlamadan önce. Siz zaten kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Söyleşileriyle, yazılarıyla. Bugün bize kitabın serüvenini anlatacak ve deneyimlerini anlatacak bize. Hoş geldin Özlem öncelikle. Hoş bulduk Hilal'cim. Ya şimdi gerçekten benim için de çok heyecan verici. Çünkü arkadaşımla hani o kadar mutluluğunu seninle paylaşıyorum ki çok güzel bir kitap bizlere, okuyucularla buluşturdun. Teşekkür ederim. Tabii ben bunun sürecini de biliyorum. Çok iyi bilenlerden birisin, evet. Peki Özlem, Cumhuriyet Işığında Söyleşiler. Adına baktığımız zaman çok anlamlı. Hani nasıl karar verdin? Kitap haline nasıl dönüştürdün? Bir onun hikayesini alalım, sonra zaten içeriğine başlayacağız. Tamam. Şöyle birkaç yolu var aslında. Yani son bir yıllık bir süreç bu. Bana zaten çok uzun zamandan beri söyleşileri bir kitap yapmamı söyleyen dostlarım vardı. Ama ben hep bir zamanının gelmesini bekledim. Hazır hissetmiyordum. Biraz daha, birileri daha olsun. Bu kitap zamanını beklemiş. Ona inandım çıktığı zaman. Sonra benim bir yıl önce işte gazetecilik serüvenimle ilgili bazı gelişmeler olunca ben de şöyle düşündüm. Gazetecilik yapamıyorsam ülkenin şartlarıyla da ilgili olarak o zaman ne yapabilirim, insanlara nasıl ulaşabilirim diye düşünürken o zaman dedim ki yani şimdi zamanı olabilir. O süreçte de burada teşekkür etmek istiyorum tekrar. Soner Yalçın'ın hakkını ödeyemem. Bu beni yüreklendirmeseydi belki biraz daha geç kalabilirdi kitap. Ve onun sayesinde Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon'la buluştum. O da sağ olsun değer verdi söyleşilerime ve bu kitap oluştu. Adının tabii ki bir anlamı var. İki anlamı var. Birincisi kitaptaki herkesin, 21 söyleşi var kitapta, 23 kişi. Kitaptaki herkesin ortak paydası bir kere Cumhuriyet. İkincisi işte senin de çok iyi bildiğin gibi benim için de çok önemli ve aslında gazeteciliği niye yapıyorsun sorusunu sorsan vereceğim cevap olan Cumhuriyet'e sahip çıkmak gayesinin de sonucu olarak dedim ki adı böyle olsun, Cumhuriyet Işığı, çünkü bu ülkeyi aydınlatmaya devam etmek zorunda. Hepimizin güzel bir geleceğe sahip olabilmesi için. O yüzden hani biraz o insanları da bu ortak paydada buluşturmayı istedim. Ya, Özlem, zaten hani senin okuyucuların senin söyleşilerini çok severek takip eden okuyuculardı. Bizim sağ için de öyleydi. Çünkü hani şöyle bir şey var artık. Belki gazetecilerin kendi aralarında hani kimin alanı, hani kimi sinemayı daha iyi yapar, tabii ki her habere aynı eşit derecede yaklaşmamız gerekiyor ama hepimizin uzmanlık alanları var. Doğru. Hani seninki de söyleşilerdi. Çünkü söyleşi deyince evet, insanların hiçbir zaman reddetmeyeceği isimlerden birisin sen de Özlem. Çünkü teşekkür hani ederim. Kahvaltı sohbetleri de öyleydi. Peki hani bir günlük gazetede söyleşiyle kitabın içerisindeki söyleşiler, onun arasında bir fark var mı ve kitapla daha mı geniş kitlelere ulaşacak söylemek istediklerin? Hem var hem yok. Şöyle bir fark varmış. Ben bunu hani kitap olduğu zaman tabii ki anladım. Şimdi bizde maalesef artık hani medyada da çok büyük bir ayrışma söz konusu olduğu için her gazetenin de kendi okuru olur hale geldi. Hani eskiden aslında böyle değildi. Biz bütün gazetelerin içinde illa okuduğumuz birileri olurdu. Şimdi öyle bir durum kalmadı maalesef. Öyle olduğu zaman gazetede çalıştığınızda o okurun amacına, işte beğenisine hizmet eden söyleşiler yapıyorsunuz. Gerçi benim için hiçbir zaman bu değişmedi. Hani ben her zaman okur gazetenin kitlesine bakarak değil, aslında herkese ulaşabilecek, faydası dokunabilecek söyleşiler yapmak isterim ama böyle bir ayrım varmış. Kitapla gelince, kitap çok daha özgürmüş. Çünkü burada beğenen alacak. Ya da bir şu kadar vuruş olacak diye bir sınırlama evet, yok. Evet, bir kere öyle bir sınır yok. Özgürsün istediğin kadar. Ben zaten işte senin de bildiğin gibi aslında uzun söyleşiler yapan ve onu seven biriyim. Ve bir de işte özgür hissetmek çok güzeldi. Hani böyle bir sınırım yok. Beğenmeyen bunu okumak zorunda değil.
beğenen gidip satın alıp okuyacak. Dolayısıyla da hem daha geniş bir kitleye ulaşmış oluyorum bu sayede. Hem de dediğim gibi çok daha rahat hareket edebilecek bir alan sağlamış, bir de daha kalıcı. Şimdi o yüzden hani kitaptaki isimlere bakıyorum, o kadar güzel isimler ki. Fazıl Say'dan, Barbaros Şansal'a, Mine Kırıkkanat'a, Metin Uca'ya, Mert Fırat'a, Zülfü Livaneli'ye, Hıslı Tobuz'a, yani o kadar güzel isimler var ki. Şimdi tabii hani bu isimlerin bu kitapta yer almasına da aslında yani o da çok güzel olmuş. Çünkü hepsinin düşüncelerine baktığımızda zaten hani onlar da cumhuriyetçi ve cumhuriyetin insanlara ne kadar eşit, aynı derecede yaklaştığına inanan insanlar, onlar da yer almışlar. Peki sen isimlere nasıl karar verdin? Bu kitapta öncelikle benim için gerçekten hani olsun dediğim hiç kimse yok. Hepsi gerçekten benim için de çok değerli, bu ülke için de çok değerli insanlar. Ben herhalde 15 yılda artık sayısını hatırlamadığım kadar çok insanla röportaj yapmışım. Ama bu seçkiyi yaparken şuna dikkat ettim. Birincisi, Türkiye gerçekten çok ciddi bir dönüşüm süreci geçiriyor. Sadece politik anlamda değil, kültürel hayattan toplumsal yaşama, sosyolojik anlamda her açıdan çok ciddi bir değişim dönemi yaşıyoruz. Ben de istedim ki yani bu süreci kendi alanlarında hem kendi rüştünü ispat etmiş, hem bu ülke için çalışmaya devam etmekten hiç vazgeçmemiş. Hatta çoğu zaman bununla ilgili işte canı sıkılmış, işte sansüre uğramış, hapse girmemişse bile işte bir şekilde bir yasaklarla ya da baskıyla önü kesilmeye çalışılmış insanların toplam faydası olsun istedim. Ki onlar da neler yaşadılar aslında, onları da aktaralım. Ve bir de tabii ki onların kendi portreleri de var. Aslında okurlar görürler okuduklarında. Birçok yerde aslında okuyamayacakları kendi hayat hikayelerine dair çok güzel anılar ve anekdotlar da var. Dolayısıyla da aslında hem onların bütün kendi özel yaşamlarını hem de Türkiye'deki bütün bu değişim sürecinden nasıl etkilendiklerini anlatan iki portre ortaya çıkarmayı istedim. Dolayısıyla da bunu konuşabileceğim insanların burada olması önemliydi. Hani burada sadece İşte birinin kitabı çıktı, birinin konseri var gibi bir şey değil. Onlar benim için zaten her zaman araç oldu. Bu söyleşiler eskimeyecek, zamansız söyleşiler içerik olarak. Dolayısıyla da işte 10 yıl sonra da, işte 20 yıl sonra da birisi okuduğunda bir sürü şey öğrenebilecek. Ve özellikle bu dönemi anlaması için inşallah kaynak olur, derdim bu. Dolayısıyla da bu tür içeriği konuşabileceğim ya da konuştuğum insanlar olmalıydı. Ya zaten isimler için de çok önemlidir. Çünkü böyle bir böyle başlıklı bir kitap içerisinde, evet, hem kendi hayatları olacak, hem senin onlara dair düşüncelerin olacak ve onların Türkiye'ye yaşama dair fikirleri var. Çünkü hani, evet, senin güzel soruların karşısında onların verdiği yanıtlar var. Şimdi ben böyle bir yer işaretlemişim de Lale Belkıs'la ilgili. Cumhuriyetimize sahip çıkacaksın. Bu ülkeyi kolay, bu ülke kolay kolay kazanılmadı diye. Ben altını işaretlemişim ama şundan dolayı işaretledim. Hani Lale Belkıs Yeşilçam'ın çok önemli isimlerinden biri. Ve bir o dönemlere baktığımızda hani kadın oyuncu olmak daha zor ve sürekli de Lale Belkıs'a biçilen de hani bir kötü kadın. Güzel ve kötü kadın. Kötü kadın, vamp kadın ve öteki kadın. Doğru. Diyelim böyle bir şey. Onun için de tabii ki onlar o zorluklar içerisinde aslında her sanatçının bir şekilde bu yaşamla ilgili veya cumhuriyet sistemi içerisinde olmamızla ilgili aslında hayatları. Doğru. Peki sen böyle onlarla konuşurken, sohbet ederken en çok dikkatini çeken neydi? Ortak paydaları nelerdi? En çok, ya tek bir şey söylemem çok zor. Birkaç aklımda kalanı söyleyeyim. En çok bir kere hepsi gerçekten kendi mesleklerinde bir yere gelebilmek için hakikaten tırnaklarıyla çalışmışlar. Yani öyle kolay bir şeye sahip olan hiç kimse yok burada. Çalışmaya devam etmişler, üretmeye devam etmişler. Belki bazen anlaşılmamışlar yeteri kadar. İşte belki dışlanmışlar. Daha başarılı olabilecekken hani o
işte yani daha kolay imkanlar seçebilecekken onları tercih etmeyip kendi bildikleri yolda gitmişler. Ve bir de bütün üzüntülere ve sıkıntılara rağmen de vazgeçmemişler. Yani benim en çok dikkat ettiğim şey ve bir de o yüzden burada olmalarını çok istemiştim. Ve bir de hepsi ülkelerini çok seviyorlar. Ve gelecek için bir şeyler yapabilmeyi her zaman istemişler. Bu yüzden de bir de korkmuyorlar. Yani daha doğrusu korkmuyorlar demek doğru değil. Korkmamak diye bir şey herhalde kimse için söz konusu değil. Ama yine de bunun için çalışmaktan ya da konuşmaktan vazgeçmiyorlar. Bu benim için mesela çok değerli. Bir de hepsi Cumhuriyeti tabii ki çok seviyor. Şimdi korkudan bahsetmişken yani gerçekten Cumhuriyet ışığında söyleşiler. Bu bile şu an yaşadığımız süreçte cesur olarak adlandırılmış. Yani keşke böyle olmasaydı ama öyle bir korku yaşadın mı sen hani kitap çıkarken ismi konusunda, içeriği konusunda? Hiç. Yani bir kere bunu gerçekten söyleyebilirim, hiç. Genel anlamda herkesin yaşadığı korkuları ben de yaşıyorum. Bir vatandaş olarak, işte bir gazeteci olarak. Her zaman benim de herkesin yaşayabileceği korkular var. Çünkü hepimiz görüyoruz yani adaletsizliği, haksızlığı, değişen şeyleri, hepsinin. Ben de aynı kaygıları yaşıyorum. Ama kitapla ilgili ya da kitabın adıyla ilgili böyle endişem hiç olmadı. Çünkü zaten hani ben buna ömrümü adayan bir insanım. Dolayısıyla da bunun da tam senin dediğin gibi çok beni üzüyor bu. Cumhuriyet'ten bahsediyor olmanın ya da Atatürk'e sahip çıkıyor olmanın gerçekten cesaret olarak algılandığını ben de kitap sürecinde daha tabii içinde gördüm. İnsanların bir şeylere tutunma ihtiyacı oluyor. İster istemez tabii ki. Ve burada gerçekten birilerine kahraman olarak adletmek çok kolay bir süreçmiş. Yani olabiliyormuş onlar. Estağfurullah, ben zaten hiç öyle bir şey yapmıyorum. Sadece bir kitap yazdım yani. Ama ben korkmadım çünkü bunda korkacak bir şey yok. Çünkü bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Öyle ya da böyle her ne kadar değişim olduğunu, yeni bir sistem geldiğini söyleseler de sonuçta daha değişen bir şey yok. Ve biz Cumhuriyet sayesinde var olan insanlarız. Ben bir kadın olarak zaten bütün hayatımı ve şu an işte bu kitabı bile yapabilecek özgürlüğe onun sayesinde borçluyum. Yani dolayısıyla neden korkmalıyım ki? Yani onu zaten bana saçma geliyor. Ama diğer şeylerde ben de korkuyorum tabii ki. Ama kitaptan hiç korkmadım, bilakis çünkü Cumhuriyet ışığı sürmek zorunda bu ülkede. Evet. Aslında tabii ki bu süreçte çok işsiz kalan gazeteciler de oldu. Ve hani kendi sohbetimizin başında da sen söylemiştin zaten hani gazetecilik yapamamak gibi bir durum var. Mesleğimizi yapamak maalesef gibi durum var. Ama aslında bir şeyleri anlatmak istiyorsak da çok güzel yollarla anlatabiliriz. Hani senin kitabın da o yollardan biri. Şimdi ön sözünde şöyle bir şey demişsin Özlem. Gerçeğin izini sürmek için yaptığın bir yolculukmuş dedi. Peki neydi o gerçekler? Bize hiçbir şekilde söylenmeyenler, gerçekten maalesef. Şöyle, yani şu an, sadece şu an demeyeyim, son bütün gerçekten 15 yıllık bir sürece bakınca, bütün hayatın her alanında bakıyorum ben. Politik anlamda zaten başka bir şey yaşanıyor. İşte başka bir tarih yazılıp var olan sanki bizim bildiğimiz değilmiş gibi anlatılmaya çalışıyor. Bu bir. Bir kere bundan gerçekten çok rahatsızlık duydum ister istemez. Bir de insanlar anlamında bir gerçek kısmı var. İnsanların da yaşamlarını sürdürürken her türlü ilişkide, arkadaşlıklarında, işte sevgililiklerinde, iş ilişkilerinde de bir şekilde kendilerini sakladıklarını, olmak istedikleri birini anlattıklarını da görüyorum. Ama bu benim tamamen kendi gerçeğimi aramamla anladığım bir şey. Kendimi tanımak için uğraşmaya başladığım sürece o zaman şeffaflık denen bir olgu geliyor sizin üstünüze. Öyle olduğu zaman bütün o sahtelikleri daha çok fark etmeye başlıyorsunuz. O zaman da ondan müthiş bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Dolayısıyla da benim için öncelikle yani politik
anlamdaki gerçekten önce aslında insanların sahteliklerine karşı bir başkaldırıydı. Aslında bu kadar da büyükmüş gibi görünen bir şey söyledim ama benim için gerçekten bu röportajın anlamı buymuş zamanla anladığımda. Çünkü ben sahteliğe dayanamıyorum. Azıcık şeffaf olsak ve azıcık samimi olsak aslında hepimizin hayatı o kadar kolay ve daha güzel geçebilir ki bugünlerde olmayabilirdi belki. Şimdi kitabın piyasaya çıktığı süreçlerde aslında hani biz hep birlikteydik. Tam da o zamanlarda hani röportaj yaptığın Barbaros Şansal'da gözaltına alınmıştı. Peki o zaman neler düşündün? Ne hissettirdi sana? Çünkü sen hani Barbaros'ta sohbet etmiştin. Onun aslında belki oradaki video içerisinde söyledikleri çok yanlış anlaşıldı ama yani biz ikimiz de biliyoruz ki Barbaros aslında kendi ülkesine aşık, cumhuriyetine aşık bir isim. Gerçekten ne hissettirdi sana? Ya anlatamam o kadar, yani öfke galiba ya. Önce öfke, yani çok büyük bir öfke hissediyorum. Çünkü çok büyük haksızlıklara şahit oluyoruz artık son yıllarda. Yani benim çok üzüldüm birincisi. Sonra da çok öfkelendim ikincisi. Çünkü çok iyi de tanıdığım biri. Ve insanların bu kadar kolay etiketlerle, bu kadar işte söylenen bir cümleyle onun ne demek istendiğini hiç düşünmeden, hiç sorgulamadan birini böyle vatan haini ilan edip üstüne uluslararası bir hava alanında bizim de bütün eşyalarımızı, canımızı hava emanet ettiğimiz bir yerde görevliler tarafından linç edilmeye çalışılmasını gördüğüm zaman gerçekten sabaha kadar ağladım. Çünkü gerçekten Barbaros Şansal pek çoklarının sandığı aksine müthiş entelektüel, müthiş donanımlı, çok zeki biri olmakla beraber gerçekten ülkesini çok seven biridir. Senin de söylediğin gibi yaklaşık yani 30 küsür yıldan beri hem yaptıkları ve ürettikleriyle Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyorlar Yıldırım Bayruk'la beraber. Kimse kaç çocuk okuttuğunu bilmez, söylemez zaten. Ve bütün benim gördüğüm, hiç ayırmadan hangi konuda kimin başına bir şey gelmişse ya da yardıma ihtiyacı varsa mesela hep oradadır ve yanlarında durmuştur. Ben bir de ona da üzüldüm. O insanların çoğu neredeydi? Gerçekten çok merak etmiştim. Bu kadar korkmayalım ya. Yani sevdiğimiz insanların yanında duralım. Yani illa tanışıyor olmamız gerekmiyor. Yani ya da her söylediklerine katılıyor olmamız da gerekmiyor. Ama sonuçta insanlar attıkları bir tweet yüzünden, ki atmadığı bir tweet yüzünden böyle bir şey oldu. Yani fikirleri, düşündükleri, söyledikleri yüzünden yani kimsenin başına bir şey gelmesin gerçekten ya. Yani o yüzden üzülüyorum, çok üzülüyorum. O kitap gecesinde de olsun istedim mesela. Evet, kitap gecesi de çok güzeldi. Çiçek Bar'da yapılmıştı. Evet, bütün isimler de gelmişti. Çiçek Bar'a teşekkür ederim, sağ olsun. Misafir etmişti bizi orada. Muazzez İlmiyeç'i yani 104 yaşında olmasına rağmen bütün güzelliğiyle kitap gecesindeydi. Şimdi Özlem, şöyle bir şey, hani dedik ki az önce dedin, bir şeylerden korkmayalım, fikirlerimizi söylemekten. Hani gerçekten aslında insanların sessizleştiği, korktuğu, sustuğu zamanlardan geçiyoruz ama az bu kitaba baktığımız zaman da hiç öyle olmadığını görüyoruz. Yani kendi fikirlerini, düşüncelerini söyleyen, hatta bunun için bedeller de ödeyen, hani mesela Barbaros Şansal'ın gözaltına alınması, yine kitaptaki Fazıl Say'ın hani konserlerinin iptal edilmesi, Meltem Arıkan'ın hani sürgünde olması şu anda. Hani aslında korkmayan sanatçılar. Onun için de yani bir şey de olmuyor aslında. Biraz umutlanarak da bakmak gerekiyor. Kitabın böyle, bence böyle de güzel bir yanı var. Çünkü gerçekten bu aslında korkmayan ve fikirlerini çok düzgün bir şekilde, dürüst bir şekilde söyleyen sanatçıların düşüncelerinin yer aldığı bir kitap. Tabii senin sayende. Çünkü sen onlarla söyleşiler yaptın ve bizim daha yakından onları tanımamıza neden oldun. Vallahi öyle olduysa ne mutlu. Ve bir de böyle algılanırsa da çok sevinirim. Biraz da umut da olsun istiyorum belge olmasıyla beraber. Çünkü yani öyle ya da böyle bir şekilde diyalektik diye bir şey var ve her şekilde tarih değişiyor. Ve istenildiği gibi de yeniden yaratılamayan bir şey. Dolayısıyla su akıp yatağını bulacaktır. Hiçbir şey böyle gidemez. Elbet bir değişim olacaktır.
Eğer bu kitaptaki insanların söylediklerinin ya da hayatlarının gerçekten bir kişinin hayatına bile olumlu bir katkısı olursa ben zaten görevimi yapmış sayarım kendimi. Yeterli, çok mutlu olurum. Umarım öyle olur. Zaten onun için yazdım yani. Şimdi İzmir Kitap Fuarı vardı ve sen buraya geldin. Ayağının tozuyla da biz seni konuk ettik. Evet, nasıldı? Okuyucuların tepkisini çok merak ediyorum. Nasıl yaklaşıyorlar? Neler söylüyorlar? Onlar en çok... çünkü asıl kitabın sahipleri onlar. Kesinlikle. Bir kere ya, bu benim ilk kitabım olduğu için ilk de imza günümdü. Vallahi diğer şehirlere ayıp olmasın ama İzmir başka gerçekten. Ve ilk imza gününün de İzmir'de olması benim çok büyük şans oldu. İki gündü üstelik. Ya İzmir'in okuru çok başka imiş. Sahip çıkan, yaşatmak derdi olan bir okur gördüm orada. Müthişler gerçekten. Genelde benim gibi, yani ben belli bir çevrede bilinen bir insanım. Öyle çok büyük şöhrete sahip biri değilim ben. Onu biliyorum. Ve benim gibi yazarların genel olarak ilk imzaları çoğunlukla hep duymuştum. Yani tek başlarına oturdukları bir üzücü bir yalnızlık olabiliyormuş. Ben kendimi ona hazırlamıştım. Ama hiç öyle olmadı. Ben iki gün boyunca hiç yalnız kalmadım. Çok yani böyle çok sanki yıllardır arkadaşımmış gibi sevgiyle giren insanlar oldu. İşte çok tatlı bir çift vardı. Böyle koşarak kaçırmamak için gelmişler ve hani hepsi işte sosyal medyadan falan biliyorlar. Altı çizili insanlar kitabı okuyarak gelip soruları olanlar oluyor. Ve çoğu kadındı. Böyle de bir gözlemim var. Çok az erkekti. Ve kadınlar daha mı çok kitap okuyor acaba? Onu bilmiyorum. Onun mutlaka bir istatistiği vardır herhalde de. Ama bu kitaba kadınlar sahip çıkıyor. Yani onu anladım. Ona da tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta öyle ya da böyle biz cumhuriyetçilerin bir şekilde birbirini bulması ve yanlarında olmak istemesi gibi bir ihtiyaç varsa Cumhuriyet kadınlar sayesinde yaşayacak. Ona bir kere daha inandım. Boşuna gelmiş olamazlar yani. Hepsi zaten onunla geldiler. Hep onu dediler. Yani teşekkür ettiler. İşte hani bizim için senin dediğin şeyi duydum. Çok umut oldu bizim için diye. Ve işte devam edin diyorlar tabii ki. Hani edin ki bizim ihtiyacımız var. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Müthiş bir şeymiş. Çok heyecanlı. Şimdi Cumhuriyet'e kadınlar sahip çıkıyor deyince Çıkmalılar. Çıkmalılar. Bayan Yanı kitabında sen hani Cumhuriyet'in çok önemli ve ilk kadın portrelerini öncü kadın portrelerini evet. Yazıyorsun. Aslında o zaman şöyle hani senin gözünle baktığımızda o zaman kitaba da ilgi kadınlardansa o zaman yeni öncü kadınlar da geliyor diyebiliriz. Umarım geliyorlardır. Umarım gelirler, gelmekleri lazım. Gelirler herhalde, çalışıyoruz. Peki Özlem, şimdi yani hani biz ikimiz de kültür sanat haberleri yapmaya çalışıyoruz. İşte söyleşiler yapıyoruz. Sen güzel bir kitapla bunu taçlandırdın. İnsanlara hani sanatçıların dertlerini, umutlarını, sevinçlerini, hani sadece yapmak istedikleri sanat değil de aynı zamanda hayata dair de, yaşama dair de dertleri olan insanların fikirlerini kitabında bizlerle buluşturdun. Şimdi biz kültür sanat camiasına baktığımızda aslında orada da çok aydınlık bir tablo görmüyoruz. Yani hani baktığımız zaman işte şu anda biz Beyoğlu'ndayız. Kapanan bir sürü sinema var, tiyatro salonu var, AKM gözlerimizin önünde çürüyor. Böyle baktığımız zaman da hani tabii ki biz yine hiçbir zaman şey yapmayacağız. Çünkü hani sanat hiçbir şekilde bitmeyecektir ve bir şekilde demin senin dediğin gibi su akıp yolunu bulacaktır ama nasıl bakıyorsun ilk başladığın zamanla hani kültür sanat camiasına, sanattaki üretime, insanların sanata bakışına? Oo, bu çok hüzünlü bir konu gerçekten. İşte neredeyse 15 sene falan oldu ben başladığım zaman kültür sanatla ilgili yazı yazmaya. Yani gerçekten o zaman bir vahaymış diyeceğim ya, yani o zaman bile yeterli bulmazdık biz. Hani işte yani dünya ile kıyasladığın zaman daha yapılacak çok şey vardı ama yine de çok güzel günlermiş. Şimdi Beyoğlu dedin, evet, Beyoğlu'na bakıyorsun. Yani gözümüzün önünde bitti. Burada sahne kalmadı. İşte AKM içler acısı. Sinema bile, yani hiçbir şey yok. Böyle üretim
Yani ben tiyatro ne kadar severim biliyorsun. Haftada 4 gün oyuna gittiğim yıllar vardı. Fakat son 4-5 yıldır tiyatroyla ilişkim bozuldu. Yani bu sadece benimle ilgili olamaz diye düşünüyorum. Biraz değişim olunca, yani ülkedeki değişim galiba her şeye yansıyor ister istemez. Evet. Kolaycılık aslında oluyor. Sansür olmasa bile insanlar kendi kendilerine otosansür uygulamaya başlıyor. Bir de sadece ondan da bahsetmiyorum biliyor musun? Yani o dediğin doğru bir şey, katılıyorum ama sansür, yani sadece illa her şeyin çok politik olması gerekmiyor. Yani ama özgür düşünce olmadan özgür sanatın olması mümkün değil. İnsanlar bu konuda tembelleştiler gibi geliyor bana. O yüzden yani kolaylık olarak algılamasınlar ama yani biz seyirci olarak söylüyorum bunu. O sanat dünyasındaki her alandaki insanlar da biraz artık kolaycılığa mı kaçıyorlar bilmiyorum. Daha güzel şeyler üretebilecekken hani artık çok birbirine benzeyen, bir şey hissettirmeyen işler görüyorum ve o yüzden mesela ben tiyatrodan uzaklaştım örneğin hani. Ama tabii ki işte bir yandan bu konuda şeyler de var, tabii ki baskı var. Hani bir şey söylemek, üretmek kolay bir şey değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sanat ve sanatçı hiç bu kadar değersizleştirilmemiş. Tabii böyle de bir acı gerçek var. Devlet de kendi ideolojisine göre maalesef destek veriyor, destekliyor ya da susturuyor. Zor acı burada anlatıyor zaten o insanlar, anılarında okuyabilirler. Oradan da onu görebilirler, neler değişmiş. Aslında kitaba bağlayarak toparlayayım istiyorsan. Yani güzel bir tablo görmüyorum, yazık. Ama burada en azından kitabın bütününde şunu da görecekler. Yani Cumhuriyet'ten bugüne Türkiye'de hem sanatsal hem siyasal neler değişmiş, neler kazanmışız da neler kaybetmişiz. Aslında bu bir belge. Umarım gelecek nesillere böyle bir faydası dokunur. Özlemciğim çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani öncelikle bu güzel kitabı bizlerle buluşturduğun için ben Cumhuriyet dışında ederim. Söyleşiler. Senin söyleşilerinden derlenerek kitap haline geldi ama çok yeniler güzel. Yeniler de var. Onları da söyleyelim de bu sadece tamam, derlenmiş evet. Söyleşilerden yapılan bir kitap olarak algılanmasın. Hangileri onlar Özlem? Onları da söyleyelim. Burada hepsini söyleyeyim. Zaten bu dağılarak yapılan ve çoğu ilk defa bu kitapta olan söyleşiler ama Muazzez İlmiye Çığ bu kitap için yapıldı. Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal, Soner Yalçın, Faize Sevim kardeşler var. Onları özellikle okumasını istiyorum okurların. Türkiye'nin ilk modacıları. Çok az insan biliyor onları. Evet. Lale Berkız, Metin Uca. Onlar ilk defa bu kitaptalar. Biraz da güncellediklerim var. Sumru Yavrucuk, Mehmet Güleryüz gibi hani bu döneme dair ekler de var. Aslında hani yeni bir kitap bu. Zaten çoğu da yok internette. O yüzden bir söyleşi derleme kitabı gibi algılanmasın. Evet, tabii ki daha fazlasını merak ediyorlarsa hani kitabı okumaları çok gerekiyor. Mutlu oluruz, Cumhuriyet okurlarsa. Dışında Söyleşiler, Özlem Özdemir'in çok güzel kitabı. Şu anda tüm kitapçılarda, raflarda yerini aldı. Sizin de okumanızı tavsiye ediyoruz. Okusunlar, bana ulaşsınlar, imzalarım. Evet. Ben bütün okurlarıma tek tek buluşuyorum. Çok teşekkür ederim Özlemciğim. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp programa katıldığınız için. Ne demek? Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.